Irman'ı çok seviyordum. Her gün onunla yatıyor, onun resimlerini çiziyor ve televizyonda onu izliyordum. Sıla ise evde tek başına temizlik yapıp gereksiz söyleniyordu. Derken aklıma bir fikir geldi. Titan Spirkman'a bir mektup yazıp yollayacaktım. Bu yüzden hemen gidip Titan Spirkman'a çok güzel bir mektup yazmaya başladım. O sırada Sıla bana "Hadi gel temizliğe yardım et Mert, hadi artık şu pop işini" diye bağırdı. Ben de hayır etmeyeceğim diye kestirip attım. Sıla bu söylediğime çok sinirlenmiş olmalı ki gidip benim mektubumu alıp değiştirdi. Bebeğim yastıkları tam tersine Titan Spirkman'a nefret dolu bir mektup yazdı. Titan Spirkman da bu mektubu okuyunca çok sinirlendi ve benden intikam almak için benim evime doğru yola koyuldu. Ben de o sırada her şeyden habersiz Sıla'nın gönlünü almak için Sıla ile oyun oynuyordum. Hey Mert, sen bu oyunu benden öğreneceksin. Çünkü ben eski NBA oyuncusuyum. Bakma sen boyumun kısa olduğuna. Ben basketbolda çok iyiyim. Şimdi bir atacağım, zınk diye girecek içine. İyi izle. Atıyorum. Attım. Ay olmadı bu sefer. Sıra sende. Topu atamamamdan belli kızım. Burada profesyonel bir oyuncu varsa o da benim, anladın mı? Şimdi izle bak bu topu nasıl atacağım. İzle. Tam bir NBA oyuncusu gibi atıyorum. Hazırsan attım. Ah be, atamadım. Sıra sende. Atamadın işte. NBA olalı da böyle oyuncu görmemiştir. Rezilsin. Şimdi iyi izle. Asıl oyuncu baskete atacak. Enerji. Tamam, enerji geldi. İyi izle. Atıyorum. Attım. İşte böyle kazanırlar. Hadi ödülümü ver. Oha, nasıl attın? Var ya, iyi bir kızmışsın gerçekten. Bu ödülü hak ettin bakalım. O zaman ödülünü al bakalım. Teşekkürler. O zaman şimdi ödülümü açıyorum. Bakalım içinde ne var? Aa, kocaman bir baston şeker. Ay, baston şekere bayılırım. Bir de kocaman. Yala bitmez. Bakalım başka ne var? Aa, güzel bir stres oyuncağı. Bu nasıl çalışıyor? Ay, bu ne ya böyle? Bayıldım buna. Bakalım başka ne var? Aa, ananaslı bir gözlük. Ay, hep böyle gezmek istiyorum. Son olarak da 2 tane ördek. Bakalım ses çıkarıyor mu? Aa, tatlı da ses çıkarıyor. Ben küveti doldurup içine bunları koyup birazcık dinlenirim. Çok beğendim hediyelerimi. Oo kızım, ödüllerin çok güzelmiş. Hadi gel bir kez daha oynayalım. Belki bu sefer ödülleri ben kazanırım. Ne dersin? Hadi gel sen de sadece bir kez daha oynayalım. Aa, ama sıra bendeydi Mert. Ben de oyun oynamak istiyorum. Aa, hayır Sude. Sen bizle oynayamazsın, tamam mı? Bu gerçek sporcuların oyunu. Yani basketbolcu Mert ve basketbolcu Sıla oynayacak. Sen de yukarıdan git bize içecek falan getir hadi. Ya ben sizin köleniz miyim ya? Ben de oyun oynamak istiyorum. Bana cevap verme Sude, tamam mı? Eğer yukarıdan bize içecek getirirsen sana 5 lira veririm. Oo, 5 lira mı? 5 lirayla her şeyi alabilirim. Tamam, hemen getiriyorum. Tamam, sen getir, biz de oyunu devam edelim. Hazır mısın orada? Hazırım. Bu sefer var ya yine ben yeneceğim. Hayır, ben yeneceğim. Hadi. Hayır, ben yeneceğim. Tamam. Atıyorum, attım. Allah be. Atamadı, sıra bende. Of ya, beni 5 lirayla kandırabileceklerini zannediyorlar. Ama aslında 5 lirayla her şey alınabilir. Ha? Sen de kimsin böyle? Ben Titan Spirkman. Size benimle dalga geçmek neymiş gününüzü göstereceğim. Atıyorum. Bu ses de ne ya böyle? Sude'nin sesi, çığlık atıyor. Neden çığlık atıyor biliyor musun? İlgi çekmek istiyor ya. Onunla oyun oynamadık ya, ondan yapıyor. Ne yapalım, o da eksik olmasaymış. Evet, hadi gel biz de ona karşılık olarak çığlık atalım. Tamam. Allah Allah, bunlar deli herhalde. Neyse, ben size asıl çığlığı az sonra attıracağım. Of ya Mert, dilim damağım kurudu ya. İçecek bir şeylere ihtiyacım var. Sude nerede kaldı? Evet, nerede kaldı ya? Ben de çok susadım gerçekten. Su getirmesi gerekiyordu şimdiye. Of ya, işte bildiğimiz Sude mızıkçılık yapıyor. Mert, gidip Sude'ye bakalım mı? Neden hala içecekleri getirmedi? Neden getirmesin kızım? 5 lirayı beğenmedi. Normalde hep beğenirdi. Bu sefer işe yaramadı. Neyse, gel Sude'ye bakalım. Hadi gel benimle. Sude neredesin? Dilim damağım kurudu. Sude orada da mı yok? Evet, burada da yok. Sude neredesin ya? Kızım dili damağı kuruldu. İçeceğe ihtiyacım var. Of, hadi çık da ortaya, sana 10 lira vereyim ya. Ne yapalım biliyor musun? En iyisi Sude'yi telefonla arayalım. Telefonun sesini duyarız. Böylece yanına gideriz. Çok mantıklı bir fikir. Hadi ara. Arıyorum. Aa Mert, bak ses şu taraftan geliyor. Gel gidip bakalım. Telefon burada ama Sude nerede? Allah Allah, telefonu buraya bırakıp mı gitmiş? Allah'ım, Sude hiç telefonu yanına ayırmaz ki. Çok garip. Biz şimdi Sude'yi nasıl bulacağız peki? Benim çok iyi bir fikrim var. Kamera kayıtlarını kontrol edeceğiz. Ondan sonra Sude'nin yerini tespit edip yanına gideceğiz. Nasıl fikir? Sonra da Sude'yi döveceğiz bize içecek getirmiyor diye. Evet ya, kurudum burada. Hadi gel gidip bakalım. Gel bakalım. Hemen Sude'yi bulmak için güvenlik kameralarına bakalım şimdi. Tamam, dur ben açayım, güvenlik kamerasını açtım. Aa, bak Sude yürüyor. Evet. Aa, bir şeyden korktu. Böyle? Neyden korktu? Aa! Titan Speakerman. Mert, Titan Speakerman Sude'yi kaçırmış olmalı. Nasıl evimize girdi bu ya? Bilmiyorum ki. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum ama Sude'yi kurtarmamız lazım. Çünkü o bizim arkadaşımız. Ve olmazsa eğer bize kim içecek getirecek? Kim bizim ayak işlerimizi yapacak başka? Doğru diyorsun Mert. Benim ayaklarımı yıkıyor, saçlarımı tarıyor, kıyafetlerimi düzenliyor. Sude olmazsa bu hayat benim için çok zor olur. O yüzden bizim hemen Sude'yi kurtarmamız lazım. Ama ne yapabiliriz ki? Sude'nin yerini bulmakla başlayabiliriz. Ne yapacağımızı da çok iyi biliyorum. Güvenlik kameralarına bakacağız. Gel önce alt katın güvenlik kameralarına bakalım. Tamam, açıyorum da. Aa Mert, hiçbir şey yok. Baksana, kamera kayıtları silinmiş. Aa, alt katın silinmiş. O zaman Sude kesin alt katta. Çok doğru diyorsun. Hadi o zaman gel alt kata gidelim. Tamam, hadi yürü gidelim. Tamamdır. Kapıyı kilitledim. Bu kapıyı skibidi tuvalet gelse bile açamaz. Allah Allah. Bu katın güvenlik kameraları neden bozuldu ki acaba? Mert, benim şöyle bir fikrim var. Ne oldu bence biliyor musun? Titan Speakerman Sude'yi aldı, buraya getirdi. Ondan sonra biz görmeyelim diye de kameralı kayıtlarını sildi. O yüzden buralarda bir yerde olmalılar. Haa! Mert! Oo! Titan Speakerman! Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musun? Hemen güvenli bir alana geçmemiz lazım. Güvenli alana geçmezsek bizi görür ve bizi de yer. Ay. O zaman şöyle şuradan sıyrıla gidelim. Güvenli alanda plan yapalım. Bu böyle olmaz. Tamam, hadi gel. Gel. Çok korktum ya. O Titan Speakerman nasıl da korkunç bir adam böyle. Hiç sevmedim onu. Aslında ben Titan Speakerman'ı çok seviyordum. Ona çok güzel bir mektupla yazdım. Ama o gelip arkadaşlarımı kaçırdı ve bize zulmediyor. Neden böyle bir şey yapıyor anlamadım. Şey Mert, aslında sen ona güzel bir mektup yazmadın. Çünkü ben sana çok sinirlendiğim için mektubunu değiştirdim ve ona hakaret içeren bir mektup yazdım. Çok özür dilerim. Ne yaptın sen? Hayır, Mert dur ya. Ya dursana ya, konumuz bu olmamalı, anladın mı? Arkadaşımız Titan Speakerman odaya kilitlemiş. Senin yaptığın şeye bak, sonra kızarsın. Arkadaşımızı nasıl kurtaracağımızı düşünmemiz lazım. Tamam, düşünelim. O halde iyi bir fikrim var benim. Ne yapacağız biliyor musun? Titan Speakerman benden şu an nefret ediyor ya. Benim sesimi kaydedeceğiz. Yukarıya koyacağız. Sonra o sesi açtık mı Titan Speakerman beni yukarıda sanacak ve yukarı doğru çıkacak. O sırada biz de Sude'yi kurtaracağız. Nasıl fikir ama? Mert, bu harika bir fikir. Titan Speakerman senin sesini duyunca çok sinirlenecek ve yukarı çıkacak. Ondan sonra biz de hemen Sude'yi kurtaracağız. Gerçekten senin aklın bazen çalışıyor. Ne bazen ya, her zaman çalışıyor. Tamam sus. Hadi al benim telefonumdan ses kaydını. Titan Speakerman senden nefret ediyorum. Beni yakalayamazsın ki. Hadi gel şimdi bunu yukarı koyalım. Hadi koş. Titan Speakerman senden nefret ediyorum. Hı? Sesler de ne? Bu ses Mert'in sesi. Şimdi onun işi bitti. Mert, Titan gidiyor. Tamam, bizi görmedi. Tamam, hadi gidip şimdi kapıyı açalım. Sonra Sude'yi kurtaralım. Hadi gel hemen açalım şu kapıyı. Sude burada mısın? Aa, Sude orada. Sonunda bulduk seni. Ben yukarı sadece size içecek getirmek için çıkmıştım. Beni bağladı buraya. Sudeciğim, canım dostum, üzülme. Artık biz yanındayız. Hadi Mert, Sude'yi çözelim. Hadi çözelim. Çok sıkı bu bantlar. İyice çek Sıla, iyice çek. Canım çok yanıyor. Yavaş yapın ya. Bu sesler de ne? Aşağıdan sesler geliyor. Hemen gidip bakmalıyım. Arkadaşlar cidden çok özür dilerim. Canım acıda içim vardı. Eyvah olsun. Şimdi ne yapacağız? Buraya geliyor. Eğer burada bizi bulursa üçümüzü de çiğ çiğ yer. Ay, ben çok korkuyorum. Mert, beni korur musun? Tabii ki korurum. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu titan hoparlör elektronik bir şey ya. Elektronik şeyleri ne bozar? Su bozar Mert. Evet, su bozar Mert. O zaman arkadaşlar eğer ona su atarsak o kısa devre yapar ve yok olur. Böylece biz evimizden kaçabiliriz. Çok mantıklı bir fikir. O zaman hadi gidip hemen yapalım. Tamam. Ama önce Sude'yi sökmemiz gerekiyor galiba. Tamam Sude, arkadaşlar çözdük. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gidip bol su alıyoruz. İçeri girdiği anda Titan Speakerman hemen ona su atıyoruz. Tamamdır, hadi çıkalım. Hadi yürüyün. Hey aşağıdaki, neredesiniz? Ortaya çıkın. Hey Titan Speakerman, al sana. Canım yandı. Hey Titan Speakerman, beni kaçırmanın bedelini ödeyeceksin. Al sana. Durun, yapmayın. Titan Speakerman, şimdi senin işin bitti. Al sana. Devrelerim bozuldu. Arkadaşlar başardık. Bizim üçümüzün karşısında hiç kimse duramaz. Oley! Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.